Klasik Yunan'ın sadece Batı medeniyetleri üzerinde değil, tüm medeniyetler üzerinde ne kadar etkili olduğunu çoğumuz biliriz değil mi arkadaşlar? Klasik Yunan diye adlandırdığımız dönemi daha iyi anlayabilmek için zaman içerisinde nerede yer aldığını da bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki zaman çizelgesine, özellikle milattan önce 4. ve 5. yüzyılda Yunan medeniyeti üzerinde etkisi olan önemli olayları yerleştirdim. Burada görebilirsiniz. Milattan önce 5. yüzyılda Yunan-Pers savaşları kapsamında Yunanların başarılarıyla defettikleri bazı Pers saldırıları söz konusu. Bu saldırılardan bir müddet sonra Yunanlar saldırıya geçerek güce erişiyorlar. M.Ö. 5. yüzyıl biterken Yunan şehir devletleri kendi aralarında savaşmaya başlıyorlar. Delos Deniz Birliği'nin başındaki Atina, Sparta ve müttefikleriyle savaşıyordu ve bu durum şehir devletlerini de giderek zayıflatıyordu. Sonuç olarak Atina savaşı kaybetti ama savaş sonunda şehir devletlerinin hepsi muazzam ölçüde zayıfladıkları için Makedonya Kralı Filip'in fethine karşı koyamadılar. Yani böyle birbirlerini zayıflattılar. Sonra da Filip geldi onları işgal etti. Filip ve oğlu İskender sadece Yunan şehir devletlerini değil, Mısır ve İran'ı da fethedip sınırlarını bugün Afganistan ve Pakistan'ın olduğu bölgeye kadar genişletmişlerdi. İskender'in ölümünden sonra başa geçenlerin döneminde Yunanistan Antigonit hanedanlığının önce 2. ve 1. yüzyıla geldiğimizde de Roma'nın kontrolüne geçti. Klasik dönemin medeniyete yaptığı katkılar hakkında daha önce de sizinle konuşmuştuk arkadaşlar. Felsefe dalında Sokrates, Sokrates'in öğrencisi Platon ve Platon'un öğrencisi Aristo Aristoteles. Matematik dalında az önce saydığım filozoflardan da önce yaşamış olan ve Pisagor teoremi ile matematik ve geometrinin temellerine yaptığı katkılarla tanıdığımız Pisagor. Pisagor ve öğrencileri mistik diyebileceğimiz neredeyse matematik etrafında bir din yaratmanın peşindeydiler ve bu ideoloji kendisinden sonra gelen birçok filozofu da etkiledi. Düşünsenize, Pisagor kusursuz dik üçgenleri inceliyordu ama evrende kusursuz dik bir üçgen diye bir şey yoktur. Geometri ve matematikte bazı fikirler kullanırız ama gerçekte bu fikirlere birebir yaklaşmamız ve onları elde etmemiz mümkün değildir. Pisagor'un filozof tarafını biraz daha iyi anlatabilmek için ondan bazı alıntılar paylaşmak istiyorum. Tellerin uğultusunda geometri, kürelerin konumlanmasında ise müzik vardır. Mantık dışındaki her şey ölümlüdür. Pisagor her ne kadar mistik, Pisagorculuk da her ne kadar mistisizmle alakalı olsa da, M.Ö. 6. yüzyılda bile mantığı göklere çıkarıp her şeyi mistisizmle açıklamaya çalışmamak önemliydi. Ancak yine de Pisagor'un mistisizminin merkezinde her zaman matematik ve geometri bulunuyordu. Evet, Antik Yunan'ın katkılarına devam edecek olursak Öklid'den bahsetmemek olmaz. Doğumu ve ölümü hakkında kesin bilgilere sahip değiliz ama Öklid, Modern geometrinin babası olarak kabul edilir. Öklid bugün Yunanistan'ın bulunduğu bölgede değil, İskenderiye'de yaşamıştır. İskenderiye Büyük İskender tarafından kurulmuş bir şehirdi ve Helenistik dönemde de İskender'in fethettiği toprakların hepsi hala İskender'den sonra gelenler tarafından yönetiliyorlardı. Örneğin Mısır Batlamyus tarafından yönetiliyordu ve bu da Öklid'in yaşadığı döneme denk geliyor. Az önce de söylediğim gibi, Öklid bugün hala var olan büyük sanat ve bilim şehri olan İskenderiye'de yaşamıştı. Öklid, "Elementler" isimli eseriyle tanınır. Bu tabii ki ilk baskı değil ama eğer bu kitaba bir göz atacak olursanız, günümüzdeki geometriye ait ne kadar çok tanımlama yapıldığına gerçekten şaşırır kalırsınız. Bu kitabın şu an kullandığınız geometri kitaplarının bile kökeni olduğunu söyleyebilirim. Mesela Abraham Lincoln. Öklid'in Elementler isimli kitabını okuyarak kendi düşünce tarzını belirlediğinden bahseder. Kısacası Öklid'in gerçekten de modern geometrinin babası olarak kabul edilebileceğini söylemeye çalışıyorum. Bu kadar da değil. Matematik ve felsefe dalında katkı yapmış daha o kadar çok kişi var ki. Size şu an sadece birkaçından bahsedebiliyorum. Yine felsefe dalında Sokrates'in öğrencilerinden bir diğeri olan Ksenofon var. Aslında bakarsanız Sokrates'in hayatı hakkındaki bilgilere de biz ve Xenophon'un yazdıkları aracılığıyla ulaşıyoruz. Xenophon aynı zamanda bir tarihçiydi ve Peloponnes savaşları hakkında yazmıştı. Önemli kinik düşünürlerden olan Antistenes ve öğrencisi Diyojen. Diyojen'i Atina'da bir varilde yaşamasından ve Büyük İskender'i hiç sevmemesinden hatırlayabilirsiniz. Kinik kelimesi, köpeksi kelimesinden türemiştir ve kinik filozoflar erdeme ulaşmanın ancak dünyevi hazları reddetmekle mümkün olduğunu düşünmüşlerdir. Zaman çizelgemizin biraz dışına çıkarsak, tarihin en büyük matematikçi ve bilim insanlarından biri olan Arşimedi de listeye eklememiz gerekir. Şimdi biraz da sanat alanındaki katkılardan bahsetmek istiyorum. Antik dönemin en iyi oyun yazarlarından, e, efendim Eshilos, Sofokles ve Öripides, Aristofanes, değil mi? Bunlar hemen aklımıza gelenler. Aristofanes'i Sokrates'in baş belalısı olarak hatırlayacaksınız. Sokrates hakkında çok yazmıştı ve yazdıklarının çoğu parodilerdi. Tıp alanına geçecek olursak, meşhur Hipokrat'tan bahsetmemek olmaz, değil mi? Modern tıbbın temellerinden biri olan Hipokrat yemini işte Hipokrat'tan gelmektedir. Erken dönem tarihçileri arasında Yunan-Pers savaşları, hatta Pers İmparatorluğu hakkındaki bilgilerimizin kaynağı olan Heredot var mesela. Xenophon'la birlikte Peloponnes savaşları hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlayan Tukididis var. Bilim ve sanat alanındaki bu yoğun çalışmaların merkezi Atina'ydı. Ve bu kadar insanın bu alanlarda çalışması bizi o zamanlar neler olup bittiğiyle alakalı düşünmeye itiyor. Tarihçilerin Atinalıların Persleri def edebildikleri dönemden Pelopones savaşlarının sonuna kadar olan döneme Atina'nın altın çağı adını vermiş olmalarının bir sebebi olmalı. Öyle değil mi? Sanatın ve bilimin bu dönemde ne kadar ilerlediğini görebiliyorsunuz. İşte. Peki acaba bu dönemdeki yönetim nasıldı? Bu dönemdeki yönetimin etkilerinin çok ama çok uzun süreli olduğunu söyleyebilirim. Milattan önce 6. yüzyılın sonunda 507 yılında Atina'da halkın yönetimi anlamına gelen demokrasinin temellerinin atıldığını görüyoruz. Bundan kısa bir süre sonra Atina'nın altın çağını yaşadığı dönemde Perikles başa geliyor. Perikles iyi bir konuşmacı, bir devlet adamı ve bir generaldi. Zaman çizelgesinde turuncu ile işaretlediğim dönem Perikles dönemi olarak bilinir. Perikles, Atina'nın sanat ve mimari anlamında gelişmesinde büyük katkı sahibidir. Antik Yunanistan ile özdeşleştirdiğimiz yapıların hemen hemen hepsinin Perikles döneminde yapıldıklarını biliyor muydunuz? Evet, bu yapıların yapılması Perikles tarafından istenmişti. Ekranda Perikles döneminden Akropolisi e ait bir resim görüyorsunuz. Buradaki ise bugün hala büyük bir kısmı ayakta olan ve yine Perikles tarafından yaptırılmış olan Parthenon. Videonun başında da söylemiştim. Yunan şehir devletleri Makedonlar tarafından işgal edilmişlerdi ve Büyük İskender'in ölümünden sonra Antigoni hanedanlığının kontrolü altına girmişlerdi. Ama milattan önce 2. yüzyıla geldiğimizde Roma kontrolüne geçerek Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldiler. Roma İmparatorluğu Yunan kültürü, matematiği, mimarisi ve felsefesinden çokça etkilenmiş ve Romalılar bir şekilde bu videonun da konusu olan bu büyük kültürün koruyucuları haline gelmişler. Roma İmparatorluğu özellikle de Batı Roma İmparatorluğu çöküşe geçtiğinde ve Avrupa Orta Çağa girdiğinde İslam dünyası Yunan kültürü ile Avrupa Rönesansı ve Aydınlanma arasında bir köprü görevi görmüştür. Bugün sahip olduğumuz modern görüşlerimizi bilim ve felsefemizi antik Yunanistan'a dayandırabilmemizin sebebi de işte budur. Şimdi sizinle Romalı bir şair olan Horatius'un (Horatius da belki denebilir ama) Horatius'un Milattan önce birinci yüzyıla ait bir alıntısını paylaşmak istiyorum. Tutsak Yunan azılı işgalcisini tutsak alıp rustik Latium'a sanatını yerleştirmiştir. Horatius'un söylemeye çalıştığı Yunanistan her ne kadar Roma İmparatorluğu tarafından fethedilmiş olsa da sonuç olarak Yunan kültürü işgalcisini tutsak alıp Yunan kültürünü Latin dünyasına hediye etmiştir.